güzel bir günden herkese merhaba. Bugün yine farklı bir projeyle karşınızdayım. İki tane sevdiğim malzemeyi bir araya getirdim. Bir tanesi tel, ikincisi de beton. Beton projelerini de çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Onun için size çok çok teşekkür ederim. İşte bu iki tane malzemeyi birleştirerek bugün 3 boyutlu bir fotoğraf çerçevesi yapıyoruz. Aslında bir fotoğraflık desek daha iyi olur. Umarım beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım, sonucu hep beraber görelim. Şöyle makaralarda tellerim var. Hem altın rengi hem gümüş rengi. Bunu birçok işte kullanabilirsiniz ve bu teller çok ucuza böyle makaralar halinde satılıyor. Bütün hobi marketlerde bulabilirsiniz. Şöyle güzel bir, hemen böyle kendi elimle bir tane kaktüs çizdim. Siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz isminizin baş harfini yazın, isterseniz bir kalp yapın, isterseniz başka bir şey yapın, ananas yapın mesela, yaza uygun. Şimdi ne yapıyoruz? Teli iki kat yapıyorum. Yapacağım şey bu. Ve yan keskiyle kesiyorum. Eğer tel işleriyle ya da takı işleriyle uğraşacaksanız bu iki tane alet sizin hayatınızı kurtaracaktır. Bir böyle yan keski kesmeye yarıyor, biri de yuvarlatmaya yarıyor, kıvırmaya yarıyor. Ama bu iş için böyle bu aparata da ihtiyacınız yok. Sadece elinizle bile çok rahat bir şekilde kıvırabilirsiniz. Şöyle resmin üzerinden iki tane teli güzelce kıvırıp bu kaktüsün şeklini veriyorum. Dediğim gibi istediğiniz resmin şeklini 3 boyutlu şekilde verebilirsiniz. Mesela nikah törenlerinde bir kalp yapıp, bu projeyi yapıp eşinizle kendi resminizi de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kaktüs şekli iyice ortaya çıktı. Neden iki kattan yaptım bu figürü? Çünkü böyle iki teli ayırdığımızda daha sonra koymak istediğimiz resmi, notu rahatlıkla koyabileceğiz. Böylece bu arada güzelce kalacak. Şimdi tabanını yapmaya geldi sıra. Tabanı için de silikon kek kalıbı kullanacağım. Bundan çünkü harç çok rahat çıkıyor. Ve atabileceğim bir kaba beton yapacağım. Alçı da yapabilirsiniz. Ben tamir harcı kullanıyorum. Çünkü o parlak, pürüzsüz beton bu tamir harçlarıyla oluyor. Bu kocaman paketi, bu 3 kiloluk paketi o kadar ucuza almıştım ki ben. Birçok proje yaptım bununla. Sizler de çok sevdiniz. Çok ucuz bir malzeme. Ama aynı şeyi dediğim gibi altıyla da yapabilirsiniz. Çok çok daha uygun fiyatlı. Şöyle hafif suyla kek kıvamını alacak şekilde karıştırıyorum. Ama suyu birden boca etmeyin. Yavaş yavaş ilave edin. Pürüzsüz olmasını sağlamak için güzelce karıştırmanız ve suyla harcı birbirine yedirmeniz gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi harika bir kek hamuru kıvamı aldı. Şimdi silikon kalıbımı direkt olarak boşaltıyorum. Silikon kalıbı hafif de yağlayabilirsiniz. Daha rahat çıkabilir ama zaten hiçbir sorun yaşanmıyor. Şöyle kalıbı vurdurarak hava kabarcıklarının gitmesini sağlayın. Telden yapmış olduğum kaktüsü de tam ortaya yerleştiriyorum. Şöyle sallanmaması, oynamaması için de şöyle tepeden yanlardan sabitleyeceğim. Onun için de kağıt bant kullanıyorum. Daha sonra rahat çıkabilmesi için. İyice kuruyup donana kadar bekliyorum. Güzelce harcımız dondu. Bence bir gün beklemeniz güzel olacaktır. Şöyle silikon kalıbı çıkarttığım anda zaten çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte kaktüs şeklinde fotoğraf çerçevem hazır. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz ki tele şekil vermenin ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Kalp yapın, bir tane ayıcık yapın, ananas yapın, ne yaparsanız yapın. Hatta bunları yan yana koyun, çok güzel duruyorlar. Onları yaptıktan sonra da fotoğraflarını çekip bana yollamayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine değişik ve güzel projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.